Günaydınlar, merhabalar sevgili izleyiciler. Yeni yayın döneminin ilk programıyla tekrar karşınızdayız. Hastalanınca her şeyin başı sağlık diyoruz değil mi? Bir yakınımız veya kendimizin başına geldiği zaman da son yıllarda şöyle bir alışkanlık edindik. İlk olarak internetten araştırmaya başlıyoruz. Bazen de yanlış bilgilere ulaşabiliyoruz. Modern tıpla ilgili tedavileri araştırırken bunun sonucunda da kimi zaman moralimiz bozuluyor, kimi zaman üzülüyoruz. Dolayısıyla doğru doktoru ve doğru tedaviye öğrenmek, bilmek çok çok önemli. Biz de bu bilinçle yıllardır sizlerin karşısına konusundaki en uzman doktorları, en bilgili hekimleri çıkarmaya devam ediyoruz. CNN Türk'te yıllardır bu geleneğimiz devam ediyor. Bugün de yine birbirinden renkli konuklarımız var, renkli doktorlarımız var. Onları size tanıtalım, bakalım hangi konulara yer verdik. Ardından sohbetimiz başlıyor. Sağlık Kontrolü bu hafta yine hayatınıza sağlık katacak bilgilerle dolu. Modern yaşamın getirdiği çevresel faktörler her geçen gün daha fazla insanın kansere yakalanmasına yol açıyor. Tıp dünyası bu hastalığa çözüm arıyor. Profesör Doktor Gökhan Demir bilim insanlarının kanserle mücadelede geldikleri son noktayı ve en yeni tedavi yöntemlerini bugün Sağlık Kontrolü'nde açıklıyor. Tüp mide ameliyatlarıyla her geçen gün daha çok obezite hastası sağlığına kavuşuyor. Doktor Alper Öztürk, gittikçe yaygınlaşan obezite ameliyatlarının risklerini ve ayrıntılarını birazdan sağlık kontrolünde anlatıyor. Güneş ışınları birçok insanda ciltte lekelerin oluşmasına neden olabiliyor. Uzman doktor Cansel Kösegürer, yaz sonlarında iyice belirgin bir hal alan güneş lekelerinin sebeplerini ve tedavisini bugün sağlık kontrolünde açıklıyor. HPV hastalığı ve genital siiller birçok insanda önemli sorunlara yol açıyor, aile hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Doktor Yasir Gözü, bu iki hastalığın nedenlerini ve tedavisini birazdan sağlık kontrolünde açıklıyor. E sevgili izleyenler, ilk olarak kanser hastalığıyla başlayacağız. Kanser her zaman gündemde, tedavileri, yeni gelişmeleri gündemde, ama maalesef giderek artan rakamlarda hastalarıyla da gündemde olan bir hastalık. Kanser hastalığındaki en son gelişmeleri bu konuda Türkiye'de en etkin, en bilgili kişilerden birisi olan Tıbbi Onkoloji Derneği'nden Profesör Doktor Gökhan Demir'le konuşacağız. Merhabalar hocam. Merhaba Hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Hemen kanser aşısıyla başlamak istiyorum. Çünkü son günlerde çok medyada da gündeme geldi. Gerçekten kanseri tedavi eden bir aşı var mı? Küba'da geliştirildiği söyleniyor. Aslında ben bu aşıyı 5 yıldır biliyorum. Kongrelerde sizlerden dinlemiştik. Nedir kan kanser aşısı? Evet. E, öncelikle aslında Türkiye'deki kanserle alakalı olumlu bir gelişmeden başlayalım izin verirseniz. Kanser sıklığı dünyada artıyor. Türkiye'de artıyor. Ama akciğer kanseri sıklığındaki artış... Türkiye'de azalmaya başladı. Tütün kullanımındaki kısıtlamalar, Sağlık Bakanlığı'nın ve Kanserle Savaş Daire Başkanlığı'nın önlemleri işe yaramaya başladı. Bu bizi gerçekten mutlu eden ilk önemli haberlerden bir tanesi. En güncel konu kanserde gerçekten bu son günlerde yine gündeme geldi. Küba aşısı işe yarıyor mu? Küba aşısı derken aslında biraz açmak lazım. Kanserde son yıllarda bağışıklık sisteminin uyarılmasıyla ilgili yapılan tedaviler, imnoterapiler gittikçe daha güncelleşiyor. Daha popülerite kazanıyor. Çünkü vücudun bağışıklık sistemini uyararak, bağışıklık sistemini kullanarak kanseri tedavi etme fikri aslında eski bir fikir. Yani 100 yılın başında başlıyor. 1970'li yıllarda bununla alakalı önemli çalışmalar var ama hepsi başarısızlıkla sonuçlanıyor ve onkologlar bağışıklık sistemini uyararak kanseri tedavi etmek fikrinden gittikçe uzaklaşıyorlar. Hı hı. Standart tedaviler, kemoterapi, radyoterapi, cerrahi, sonra buna eklenen hedefli tedaviler gündeme geliyor. Ta ki son 5-6 yıl içinde bizim bağışıklık sisteminin kansere karşı neden işe yaramadığını öğrenmemizi sağlayan mekanizmaları tanımlayana kadar. Hı hı. Ve biz... Son 5 yılda gerçekten bağışıklık sistemini uyararak kanseri tedavi etme fikrine tekrar sıcak bakmaya başladık. Bu çalışmalardan, öncü çalışmalardan bazıları Küba'da yapıldı. Gerçekten bu anlamda Kübalı meslektaşlarımızı te tebrik etmemiz lazım. Biz immünolojiyle çok fazla uğraşmazken onlar immünoterapiyi kanserde denemeye, kullanmaya başladılar bundan 5-6 yıl önce evet, ve iki Küba... tane, iki tane molekül geliştirdiler. Evet. E... Bu çok önemli bir merkez hocam. Evet. Bir, bir araştırma denemelerinin yapıldı. Evet, evet. Ve e, bu e, iki molekülden bir tanesi bir e, kompleks şeker e, şeklinde, bir polisakarit şeklinde aşıydı. E, ve bu aşıyı kemoterapi almış, kemoterapiye iyi cevap vermiş akciğer kanserli hastalarda e, tedavinin idamesi olarak kullandılar. Ve gerçekten de bir grup hastada hastalığın kontrolünü sağladıklar sağladılar ve bunu e, çalışmalarında e, literatürde gösterdiler. Ama hastalığın tam olarak şifaya kavuşması anlamında değil bu. Bunu hemen altına çizmek gerekiyor. Bununla beraber e, kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan bir e, özel molekül, EGFR molekülü denilen molekülü hedefleyen nimotuzumab adlı bir başka e, biyolojik tedavi geliştirdiler ve bunu da e, farklı kanser türlerinde pankreas kanseri, beyin kanseri, e, akciğer kanseri gibi kullandılar. Bunlar aslında bağışıklık sistemini e, uyararak e, yapılan tedavilerin öncü çalışmalarıydı. Bundan hemen sonra e, bu konuda çok daha önemli bir adım atıldı ve bu adımla gerçekten e, bağışıklık sistemini frenleyen, kansere karşı onun saldırganlığını durduran moleküller tespit edildi ve bu molekülleri bertaraf eden ilaçlar piyasaya çıktı. Bunlar Küba'da geliştirilen aşıların, onların o biyolojik tedavinin bir basamak ötesinde, onlardan bir basamak daha gelişmiş tedavilerdi ve bunlar bugün dünyada hem Avrupa'da hem Amerika'da onay aldı ve kullanılmaya başlandı. Akciğer Hı -hı. kanserlerinde, baş boyun kanserinde, melanomda, böbrek kanserinde bugün onaylı olarak kullanılıyor. Evet, ben de tam Tek onu çok... soracaktım. Sanırım akciğer kanseri ve deri kanserlerinde daha bir yüksek etkisini gördü. Bunlar önce örneğin melanom dediğimiz cilt kanseri bizim tedaviler konusunda elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir kanser türüydü. Daha az gelişmiş immün tedaviler interferon gibi kullanıyorduk ama bu kanser türü bilinen bütün kemoterapi ilaçlarına dirençliydi. Ama bu yeni kuşak bağışıklık sistemi tedavileriyle yaklaşık %60-70 oranında neredeyse melanom denilen o çok kötü gidişli ölümcül hastalıkta hastalığın kontrolü kontrolünü bazen şifasını sağlayabiliyoruz. Evet. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Peki dolayısıyla kanser aşısı var. Önemli faydaları da var hastalar ne zaman faydalanabilecekler bu aşıdan? Bu tabii çok önemli. Aslında tartışmamız gereken sorulardan bir tanesi. Bu yeni kuşak tedaviler artık Amerika'da, Avrupa'da onaylandı ve piyasaya çıktı. Ama tabii çok yüksek bir maliyet sorunu da beraberinde getirdi. Onkolojik tedaviler gün geçtikçe daha pahalı hale geliyor ve bu ilaçların daha pahalı olması Maalesef. da bütün hastaların bu tedaviye ulaşmalarını engelleyen bir faktör oluyor. Ve bugün özellikle onkolojik tedavilerin maliyeti konusunda bütün ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere bir takım planlar, programlar yapıyor. Hastalara bu ilaçları nasıl eleştirebiliriz diye. Buradaki en önemli nokta aslında belki de doğru hastayı bulmak. Yani biz eskiden onkolojik tedavileri yaparken %30 %40 yanıt oranı olan bir hastaya bu ilacı önerirdik. Bu demek ki 100 hı hı. hastadan 30'u 40'ı yararlanıyor ama 60'ı da yararlanamıyor. Bu 60'ının yararlanmaması bir negatif maliyet aslında. Evet. Peki geçmişte yani bundan 5 yıl evvel işte Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan yeni bir kanser ilacı daha kolay sanki tedarik edilebiliyordu. Evet. Şu an için sıkıntılar yaşanıyor. Bunları duyuyoruz. Yani kanser ilaçlarına ulaşım ne derecede Türkiye'de şu an? Evet, e, Türkiye'deki onkolojik tedaviler konusunda gerçekten son yıllarda bir takım sorunlar yaşıyoruz. Bundan 5 yıl önce gönül rahatlığıyla diyorduk ki, Dünyada hangi onkolojik ilaç varsa Türkiye'de de var ve biz aynı ilaçları hastalarımıza verebiliyoruz. Ama son yıllarda maalesef hem ilaç fiyatlarındaki artış hem ilaçların onaylanma mekanizmalarındaki değişiklikler sonucunda güncel onkolojik ilaçların Türkiye'de ulaşılabilirliği konusunda bir takım sıkıntılar yaşanmaya başladı. Ve biz dernek olarak bir e, e, araştırma yaptık. Bununla alakalı detaylı bir rapor yayınladık ve gördük ki biz e, aşağı yukarı 2,5 3 yıl e, gerisindeyiz dünyanın. Yani dünyada piyasaya çıkan ilaçların Türkiye'de kullanılabilir olması için bu kadarlık neredeyse bir süre Sosyal geçiyor. Bu yıllarda, konuda, bu konuda belki sizin vasıtanızda bir mesaj vermiş oluruz. Onkolojik tedaviler çok hızlı değişiyor, çok hızlı yeni ilaçlar piyasaya çıkıyor, çok etkin ilaçlar çıkıyor ve biz istiyoruz ki Türkiye'deki kanser hastaları dünyadaki yeni ilaçlardan tamamıyla aynı anda faydalanabilsinler. Evet. Peki hocam bazen. Ee, yeni ilaçları bakıyoruz hekimler reçete ediyorlar. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu da karşıladığını e, açıklıyor. Fakat e, ilaç yazdırılmaya gelinince orada e, hasta onu tedarik edemiyor. Çünkü bürokratik işlemler var. Farklı işte endikasyon dışı uygulamalar insani kullanım programları bu konudaki bürokrasi son yıllarda giderek arttı. Bu da e, hastanın e, ilaca erişimini zorlaştırdı. Hekimi e, bir anlamda zan altına alınan uygulamalar gelişti. Hı -hı. Bu da önemli. Yani e, bugün e, bazı ilaçlar için Sağlık Bakanlığı diyor ki bakın bu ilaç Türkiye'de yok ama hekim çok ısrar ediyorsa e, yurt dışında getirtelim ama ilacın bütün vebali hekimin sorumluluğunda. Yani ilaçla alakalı bir yan etki olursa, bir şey olursa bu tamamen hekimin sorumluluğunda. Bu tabii çok doğru bir yaklaşım değil. Bizim kendi onkologlarımızı kendi hekimlerimizle korumamız lazım. Bürokratik mekanizmaları azaltmamız lazım ve çağdaş ilaçlara daha kolay ulaşılabilirliği sağlamamız lazım. Ama hemen şunun altına çizmek lazım... Her ülke kendi sağlık politikasını oluşturur. Yani bütün ilaçların bütün ülkelerde piyasada olması gerekmiyor. Ama o hangi ilacın daha önem taşıdığı, hangi ilacın e, yararının e, daha fayda e, sağladığı ve e, hastalara ulaştırılmasının daha önemli olduğu konusunda e, bizim sağlam politikalarımızın, iyi çalışan mekanizmalarımızın ve kurullarımızın olması gerekiyor. Türkiye'de de bu konuda çabalar var ama e, henüz yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Evet. Peki şimdi son tedavileri konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde e, sizin dernek olarak da açıklamalarınız. Türkiye'de kanser nedenlerinde dörtte bir çevresel faktörler olduğu ortaya çıktı. Nedir? İşte beslenme tarzımız, sigara alışkanlıkları veya kirli hava bunlar dörtte bir oranında etkili dendi. O zaman erken teşhisi konuşuyoruz ya hocam çok önemli siyoruz bu konuyu. Neler söyleyebiliriz? Yani kişi diyorsa ki ben işte sigara kullanmıyorum, alkol kullanmıyorum, haftada 3 veya 5 gün egzersizim var, ideal kilomu koruyorum ve kanser olmam. Bu doğru mu? Bu en büyük Geçerli yanılgı, mi? bu en büyük yanılgı. Lütfen bu yanılgıyı da sizin vasıtanızla ortadan kaldıralım. Biz bütün sağlık önlemlerini yüz yerine getirsek dahi kanser olma riskimiz var. Bu nedenle de bizim mutlaka Kanser tarama programlarını ciddiye almamız ve kanser taramalarına gitmemiz gerekiyor. Yani her hanımın 40 yaşından itibaren mamografisini çektirmesi gerekiyor. Mutlaka yılda bir jinekolojik muayenesini yaptırması gerekiyor. Her erkeğin 50 yaşından itibaren prostat kontrollerini yaptırması gerekiyor. Her hanımın ve beyin 50 yaşından itibaren kolonoskopisini yaptırması gerekiyor. Yani siz ne kadar ideal şartlarda sağlık açısından yaşarsanız yaşayın, ideal beslenin, ideal kilonuz olsun içmeyin, alkol kullanmayın ailenizde kanser hastası olmasın ama yine de bu tarama testlerini yaptırmanız lazım çünkü sizde bütün bu e, olumlu faktörlere rağmen kanser e, gelişme riski var ve e, evet Türkiye gerçekten bu açıdan çevresel faktörlerin e, daha e, etkin olarak kontrol altına alınması gereken bir ülke. Çünkü batılı ülkelerde çevresel faktörler kontrol altına alındıkça kanser riski azalıyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de bugün akciğer kanserlerinde, meme kanserlerinde sıklık azalması başladı. Türkiye'de henüz bu noktada değiliz. Hı hı. Türkiye'de, Türkiye'de halen <laughs> en çok erkeklerde akciğer, akciğer kanseri görülüyor. Çünkü hala e, kadınlarda e, akciğer kanseri son 5 yıl içinde neredeyse 2 iki kat, 2,5 iki kat arttı. E, çünkü Türk kadınları daha fazla e, sigara içmeye aynen. başladı. Meme kanseri, tiroid kanseri kadınlarda e, sık görülen kanserler. Erkeklerde akciğer kanseri yine sigarayla alakalı mesane kanseri evet. ilk 5 içinde yer alıyor. Bizim sigaradan uzak durmamız gerekiyor toplumca. en evet. önemli mesajlardan bir tanesi bu. İkinci önemli mesaj da e, kanserle kilo fazlası arasındaki hı hı. ilişki son yıllarda da çok, çok net olarak ortaya evet. çıktı ve Türkiye'de gençler arasında bir obezite e, riski var. Gençler e, e, obez oldukları takdirde daha ileriki yaşlarda kanserle karşılaşma riskleri artıyor. Yani bu nedenle bu şişman gençlik evet, biz, ileride aslında kanser hasta adayıdır. Adayı. Bu nedenle biz bu konuda dikkatli olmamız evet. lazım. Gençleri fast food alışkanlığından uzak tutmamız lazım. İdeal kilolarında olmalarını sağlamamız lazım ve düzenli olarak egzersiz yapan bir toplum <laughs> haline gelmemiz lazım. Gelmemiz lazım. Peki yenilikleri konuşuyoruz hocam kanser tedavisiyle ilgili Ilgili kan ve tükürük testi. Buradan yine erken teşhis için kanseri belirlemek mümkün mü? Evet, kanser aslında tedavisinden ziyade kanserin teşhisinde son yıllarda çok önemli yenilikler var. Biz bugüne kadar kanser hastalığını sadece bir radyolojik görüntüde bir nodül gördüğümüz zaman, normal dışı bir doku gördüğümüz zaman fark ediyorduk. Ondan aldığımız biyopsiyle kanserin olabileceğini gösteriyorduk. İşte mamografide çıkan bir e, nodül, tomografide, akciğer filminde çıkan bir nodül leke bize kanseri düşündürüyordu. Ama biz biliyoruz ki radyolojik tanı aslında kanser tanısı için geç bir tanı. Çünkü bir kanser e, dokusu normalde milimetrenin beşte biri büyüklüğünde yani 200 mikronluk büyüklükte olduğu zaman bütün gelişimini tamamlamış bir yapıda. Yani damarlanmasını oluşturmuş başka bir yere metastaz yapma yeteneği olan bütün olgunlaşmış bir tümör nodülü. 200 mikron büyüklüğünde bir tümör nodülünü tespit edecek hiçbir radyolojik görüntüleme yöntemi bugünkü teknikte elimizde yok. Bu nedenle araştırmalar başka bir alana yoğunlaştı. Radyolojik tanı yerine acaba moleküler tanı, hı hı. genetik tanı mümkün mü? Yani Kanser hücresinden e, parçalanarak, e, salgılanarak ortaya çıkan o bozuk DNA, e, bozuk moleküller kanda, tükürükte, idrarda tespit edilerek kanserin erken tanısı e, mümkün olabilir mi diye. Bu e, konuda gerçekten çok önemli çalışmalar var. Bu likit biyopsi teknolojisi bununla birlikte gelişen teknik. E, bugün e, bazı e, kanser türlerinin örneğin e, bundan 3 4 hafta önce bir kan testi e, yapılmıştı. <laughs> Yine kolon kanserliğinin erken tanısı için Amerika'da FDA onayı aldı. Biz hastanın kanında hücresel bozuklukları, o DNA bozukluklarını çok daha erken tanıyarak kanserin tanısını radyolojik tanıdan çok daha erken koymaya e, doğru e, evet. yöneliyoruz. Bu çok güzel gelişmeler bunlar. Yani önümüzdeki günlerde bir tükürük testiyle kan testiyle kan testiyle kanserin erken tanısı mümkün olacak. Mümkün olacak. Peki hocam bir de şunu soralım. Bitkiler kanser tedavisindeki e, kullanılan bitkiler bir tıbbi onkoloji derneği olarak sizler ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek isterseniz halkımızı Nasıl uyaralım? Artık bakıyoruz hemen hemen her gün televizyonlarda, dergilerde, gazetelerde birisi çıkıyor ve bu bitkisel tedavileri anlatıyor. Kanserden koruyucu veya tedavi edici olarak. E, bu konu aslında üzerinde en fazla bilgi kirliliği olan alanlardan bir tanesi maalesef. E, biz Tıbbi Onkoloji Derneği olarak bu konuda yazdığımız raporlar e, söz konusu. E, biz tamamlayıcı tıbba karşı değiliz. Birincisi bu. Yani hasta standart tedavilerini aldıktan sonra e, hem kanserin hem de e, yapılan tedavilerin yan etkilerini azaltmak amacıyla, o dönemi daha rahat tölere etmek amacıyla bir takım bitkisel destekler alabilir. Örneğin e, işte sinameki otu bağırsaklarını yumuşatmak için hı hı. içebilir. E, gece rahat uyumak için bir bitki çayı alabilir. Ama bunların hiçbiri standart tedavilerin yerine geçen faktörler değildir. Standart tedavilerle boy ölçüşebilecek özellik de değildir. Evet. Ve bunların aşırı derecede kullanımı bazen hasta geliyor önünde 20 tane bitkiden evet. yapılan karışım yani var. Yani biz halk e olarak ve çok seviyoruz. Ve bunu kullanacak. Evet. E ama bilmiyor ki bu moleküllerin hepsi vücutta karaciğeri yoruyor, böbreğini yoruyor ve kemoterapi ilaçlarının etkisini azaltabiliyor. Evet. Peki bir de buna yeni bir yönetmelik eklendi hocam. Artık hekimler bitkisel ilaçları da reçete edebilecekler. Fitoterapi eğitimi araştırma uygulama merkezlerinde uzman doktorlara eğitim verilecek. Her iki reçete olabilecek. Hem normal tedavi onun yanında bitkisel Reçetesi bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bu tabii iki tarafı keskin bir bıçak. Demin söylediğim gibi hekimin kontrolünde olması tamamlayıcı unsurlar olarak olması faydalı. Bu zararlı bir şey değil. Ama bunun istismar edilmesi ki bu konuda bir eğilim de var. Standart tedaviler yerine fitoterapinin standart tedaviymiş gibi lanse edilmesi de çok önemli bir tehlikedir. Buna karşı dik durmak lazım. Bunun farkında olmak lazım. Evet. Bir de son olarak e, toparlayalım ama çok önemli bir soru erken teşhis dedik kişi maalesef diyelim ki 3. 4. evrede kanser hastası e, artık e, yani en son raddelere geldi yapılabilecek hiçbir şey yok mu yoksa yeni... Modern tedavilerle neler yapabiliyoruz? Evet, kanser hastalığının her evresinde tedaviyle alakalı çok büyük gelişmeler var. Demin çok daha erken dönemde kanseri teşhis edebildiğimizi söyledik, ama kanserin çok ilerki evrelerinde de bugün elimizdeki tedavi seçenekleri çok arttı. Biz bugün tümörün genetik özelliklerine bakarak hedefli tedaviler yapabiliyoruz. Eskiden elimizde tek kuşak hedefli tedavi vardı, bugün ikinci kuşak, üçüncü kuşak, dördüncü kuşak hedefli tedaviler var. Yani. Yani bir hedefli tedavi bir süre işe yarayıp yaramadıktan sonra ikinci basamağa, üçüncü basamağa, dördüncü basamağa geçebiliyoruz. Bu gerçekten çok etkileyici. Bazı hedefli tedavileri birlikte kullanabiliyoruz. Bu etkinliği dramatik şekilde arttırabiliyor. Hedefli tedaviler yanında bugün iminoterapi çok önemli bir alan. Yani kemoterapi denizinin tükendiği noktada immunoterapiyi devreye sokarak yani vücudun kendi askerlerini, kendi jandarmalarını devreye sokarak Kanserle savaşmayı sağlıyoruz. İleri evrede de belki hastalığı tam olarak ortadan kaldıramıyoruz ama eski yıllara oranla çok daha uzun yıllar kontrol altında tutabiliyoruz. Kanseri artık kronik bir hastalık şekline getirebildik diyebilirim. Evet, eskiden 6 ay veya 1 yıl yaşam süresi verilen hastalar şimdi bakıyorsunuz. 10 yıl çok daha uzun ve 15 yıllar yıl yaşayabiliyor. çok daha uzun yıllar kontrol altında tutulabiliyor. Hastalık. Evet, hocam çok keyifli bir sohbetti her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık sayın profesör Doktor Gökhan Demir. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler sırada kısa bir haber turumuz var bakalım bu hafta tıp dünyasında neler konuşulmuş İzleyelim ardından diğer konumuzda sohbete devam ediyoruz. 2015'te her 6 saniyede bir kişi diyabete bağlı komplikasyonlardan dolayı hayatını kaybetti. Diyabetlilerin önemli bir bölümü çocuk hastalar. Bu hastalar her gün insülin iğnesi kullanmak zorunda. Diyabet hastalarının bağımlı olduğu insülin iğneleri artık tablete giriyor. İğnelerin tablet versiyonu özellikle iğneden korkan ve her gün yapmak zorunda olan diyabetli çocukları sevindirecek. Bu zorluktan yola çıkan bilim insanları İnsülinin hap olarak alınmasıyla insanların tedaviyi daha çabuk kabul etmesini hedefliyor. Ürünün 5 yıllık deneme süresi sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. En sevgili izleyenler, şimdi de yaz sonunda bilhassa sonbahar aylarında cildimiz güneşten aşırı yıpranmış olabiliyor. Bilhassa açık tenlilerde cilt lekeleri güneşten oluşan cilt lekeleri oluşabiliyor. Kimi zaman bunlar büyük kahverengi, kimi zaman küçük noktacıklar şeklinde olabiliyor. Bunları ve tedavilerini konuşacağız. Bu konudaki bilgileri bize Aile Hastanesi'nden geliyor konuğumuz deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Doktor Kadriye Akar anlatacaklar. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi hocam güneş Evet siz zaten tavsiye etmiyorsunuz güneşlenmeyi tavsiye etmiyorsunuz ama hem tatil vesilesiyle hem de sokakta yürürken bile aldığımız maruz kaldığımız bir güneş var. Kimileri aşırı güneşlenebiliyor ve bunlarda bu lekeler oluşuyor. Önce nasıl bir tespit yapıyorsunuz sonra tedavisini anlatın. Leke, leke, ciltteki lekeler konusu oldukça geniş kapsamlı ele alınması gerekiyor. Öncelikle lekenin neden olduğunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Şimdi tabii ki lekelerin tek kaynağı güneş değil. Ee, sanıldığının aksine bu konuda ben e, konunun çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Toplumumuzda e, oldukça fazla oranda zaten vitamin D e, eksikliği var. Bundan dolayı sadece lekelerin oluşumunda güneşi e, suçlamak güneşe haksızlık diye. Yani vitaminler de bir faktör öyle tabii de. Tabii ki güneş sayesinde vitamin D e, sentezi oluyor vücudumuzda. Yani güneşten korunmanın da e, belli standartları olması gerekiyor. Yani gereksiz yere çok fazla Güneşten koruyarak vücudumuzdaki üretilecek olan vitamin D'nin sentezlenmesini azaltmak da çok yersiz geliyor açıkçası. Hı hı. Şimdi dediğim gibi lekelerin kaynağı sadece güneş değil genetik faktörler ön planda. Mesela bir çil vakasına ele alırsak çillerde zaten bir takım genetik faktörlerin neticesinde ortaya çıkıyor genelde de açık tenli kişilerde meydana geliyor. Dediğiniz gibi bu kişilerin güneşten korunması daha önem arz ediyor diğerlerine göre. Biz de dediğim gibi lekenin kaynağına yönelik bir tedavi yapmamız ve kişiye özel bir tedavi uygulamamız burada çok önem arz ediyor. Yine leke konusunda melazmalar, melazmalar genellikle yine genetik faktörlere bağlı olabileceği gibi bir takım hormonal faktörlere de bağlı olabilir. Mesela kişinin gebeliği varsa, hı hı. bir takım bir oral kontraseptifler kullanıyorsa, bu lekelerin ortaya çıkışı daha da kolay oluyor. Tabii burada genellikle kadınlarda bu tarz lekeleri görüyoruz ama erkeklerde de bu tarz lekeler oluşabiliyor. Hı hı. Bunun haricinde yaşla beraber bir takım kahverengi seboro keratoz dediğimiz, hı hı. aktinik keratoz ismini verdiğimiz bir takım lekelenmeler olabiliyor. Ee, bu tarz lekeler ileride kanserleşmeye de yol açabildiği için bunların tedavisi daha da önem arz yani ediyor. Yani bu yönü de var sadece kişiyi Hı -hı. görüntüsel olarak rahatsız etmekle kalmayıp evet. ileride kanserojen e, bir devamlılığı da olabilir. Evet. Peki o zaman hemen tedavisini soralım tamamen bunlar yok edilebiliyor mu? Bir de ne zaman bu tedavi uygulayabilir? Kişi diyelim ki yaz sonunda bronz bitende Hı -hı. E, hemen bu leke tedavisini uygulatabilecek mi? Şimdi şöyle e, lekelerin tedavisinde o kadar çok e, tedavi şekilleri var ki tıpta, ama e, yenilerde piyasaya çıkacak çok özel tedavilerimiz de var, özel peelinglerimiz de var. Bunlar çok yakın zamanda piyasaya sürülecek ve tıpta çığır açacak cinsten hı hı. E, tedaviler ve e, her türlü yaşa uygulanabilen ee, hatta yazın bile uygulanabilen türden tedaviler. Şimdi yani biliyorsunuz, ve sürerek bu lekelerden kurtulmak mümkün. Evet, şimdi olacak. leke tedavisi deyince insanlar hep böyle e, kışın tedavi edilmesi gerekiyor gibi algılıyorlar evet. ama bizim yaptığımız tedavide eee güneşin altında bile uygulanacak bir tedavi gerçekten özel önem arz ediyor. Biz bu özel ürünümüzü sadece leke tedavilerinde değil aynı zamanda ciltteki bir takım tümöral lezyonların tedavisinde de kullanıyoruz. Bu seberek keratoz, aktinik keratoz gibi lezyonlarda da kullanıyoruz. Aynı zamanda yanık izlerini giderme de kullanıyoruz. Yakın zamanda bunlar piyasaya sürülecek çok güzel tedavi alternatifi oluşturacak. Evet, daha net ve kısa sürede sonuç almak isteyenler için de lazer tedavisi var. Tabii lazer tedavileri de uygulanıyor. Çeşitli lazerler var bu anlamda yapılabilecek. Dediğim gibi burada kişinin neden oluşmuş? Öncelikle hastalığının kaynağı belirlenmesi. Ve kişiye özel bir tedavi seçeneği ortaya sunulması gerekiyor. Her tedaviyi de herkese maalesef uygulayamıyorsunuz. Aslında biraz evvel hocam iyi bir noktaya değindik. Yani dermatologlar hep e, ben de dinliyorum işte güneşten korunun aman şu saatler içinde güneşe çıkmayın. Güneşlenmek hep zararlı zararlı ama son zamanlarda son 1-2 yıldır da D vitamini takviyeleri başladı. Yani evet, kişiler evet. doktora gidiyorlar işte ekstra D bu kadar güneş gören Hı -hı. bir ülkede D vitamini takviyesi almamız da Hayret verici Kesinlikle yani o konuda da çok fazla abartılmaması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Gerçekten e, bir takım rahatsızlıklarda tabii ki e, güneşin çok zararlı etkileri olabiliyor. Mesela e, bir takım melanostik e, nevüslerin üzerinden melanomlar gelişebiliyor. Kişinin eğer e, melanostik nevüs sayısı çok fazlaysa vücutta e, biliyorsunuz güneş ışığı direkt koyu renklere odaklanıyor. Güneşte hepimiz koyu renk giydiğimizde çok böyle bunaldığımızı hissetmişizdir. Onu da renginden dolayı bu nevüsler güneş ışığını bünyesinde toplayıp burada bir takım kanserojen hücrelerin oluşmasına yol açabiliyor. E, ama kişinin böyle bir problemi yoksa çok fazla abartmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. E, dediğim gibi e, bir de güneşin etkilediği bir takım rahatsızlıklar var. Bağ dokusu rahatsızlıkları var. Mesela sistemik lupus eritematozus gibi. Ee, yine bir takım genetik rahatsızlıklar var. Bunlar tabii ki güneş ışığıyla immün sistemi baskılayarak vücutta bir takım rahatsızlıkların kolaylıkla ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. Yani bu tarz rahatsızlıkları olanların tabii ki daha dikkatli bir şekilde güneşten korunmalarını evet. öneriyoruz. Peki bir şey çok merak ettim. Bu e, tedavi, lazer tedavisi güneş lekeleri için. Yine örneğin dövme izlerini bir cidde yapılmış hı hı. daha önceden dövmeler varsa silmek için kullandığınız aynı lazer mi? E, evet genelde e, burada zaten biliyorsunuz lazerler de çok fazla e, jenerasyonu kullanılıyor. Çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Lazer epilasyondan anti-aging'e kadar evet. kullanılan lazerler var. E, dediğiniz gibi burada lazerin dalga boyu çok önemli. Yani kimi lazerler e, vücutta suyu görür. Evet. Hedef hücresi sudur. E, suyu görür diğerlerini görmez. Mesela bir e, tüy için kullandığınızda epilasyon amaçlı e, lazeri kullandığınızda onlar da melanini görürler. Bu e, leke tedavisinde kullandığımız e, lazerler de yine melanini e, hı hı. gören lazer türleri. Hı hı. Tek seanslık tedavi hı. mi yapılıyor? Şimdi e, maalesef tek seansta bunu çözmek çok zor. Tekrarlayan seanslara ihtiyaç var. Ama dediğim gibi gelecekte e, piyasaya sürülecek bir takım e, peeling ürünlerimizde tek seansta çözüm imkanı sunuyoruz. Hatta e, benim bir e, hastamdan kısaca bir şey, e, anekdot olarak bahsedeyim. Çilleri olan bir hastamdı. E, Birçok dermatoloğa gitmiş ve dermatologların birçoğu bu genetik geçmez demişler. Ee, biz ona peeling uygulaması yaptık, ee, tek seansta bütün çillerinden kurtuldu, hasta bana e, teşekkür etti, dedi hocam e, birçok dermatoloğa gittim, ben bu e, çillerimden kurtulamadım, psikolojim artık bozuluyordu, siz bunu tek seansta e, çözdünüz. Ee, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum yani Bütün yüzü çille kaplı bir kişinin bile evet, tedavi evet. edilmesi bugün mümkün Hatta Sessiz bir vakam... Teşekkür ediyorum programımıza geldiğiniz için Ben teşekkür için. ediyorum Bu bilgilendirme için çok teşekkürler Aslında kimi zaman bu çiller kişiye çok sevimli bir görüntü de verebiliyor Yani çok fazla değilse adet olarak belki de çok dert etmemek gerekiyor Evet Tabii ki haklısınız ama bazen bu çiller e, kanserleşmeye gidebileceğinden dolayı tedavi edilmesinde fayda var. Evet. Peki Sayın Akar çok güzel bir bilgilendirme yaptınız bizim için. Programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E sevgili izleyiciler sağlık kontrolüne farklı bir konu ve konukla devam ediyoruz. Güneş ışınları birçok insanda ciltte lekelerin oluşmasına neden olabiliyor. Uzman doktor Cansel Kösegürer, Yaz sonlarında iyice belirgin bir hal alan güneş lekelerinin sebeplerini ve tedavisini bugün sağlık kontrolünde açıklıyor. HPV hastalığı ve genital sihirler birçok insanda önemli sorunlara yol açıyor, aile hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Doktor Yasir Gözü bu iki hastalığın nedenlerini ve tedavisini birazdan sağlık kontrolünde açıklıyor. Sevgili izleyenler şimdi de obezite cerrahisini, şişmanlık ameliyatlarını konuşacağız. Aslında son birkaç yıldır oldukça sık konuşur hale geldik bu ameliyatları. Çünkü çok popülerleşti, çok yaygınlaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Avrupa'da, Türkiye'de bu ameliyatlar çok yaygın hale geldi. Bu ameliyatlarda önemli riskler vardı, ölümler meydana gelmişti. Şimdi bunlar oldukça azaldı ama yine bazı... Konular var ki sormamız gerekiyor merak ediyoruz soramadıklarımızı soracağız. Bu konudaki sorularımızın cevapları içinde Birönü Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Öztürk'ü çağırdık. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş bulduk. Çok konuştuk e, obezite cerrahisi ama yine de teknik olarak isterseniz bize anlatın o ameliyat nasıl yapılıyor, mide küçültme nasıl gerçekleştiriliyor? Şimdi bu ameliyatlarda asıl amaç mideye vücuda giren gıda miktarını azaltmak. Ee, ya da e, emilimi arttırmak için bağırsakların bir kısmını bypass yapmak. Sizin de bildiğiniz gibi tüm dünyada en fazla yapılan ameliyatlardan bir tanesi tüp mide ameliyatı. Burada midenin hacmi 1,5 litre civarındayken ortalama yaklaşık 150-200 mililitre civarında düşürülüyor. Ee, diğer ameliyatlarda ise bypasslarda ise mide bir kibrit kutusu haline getiriliyor ve e, 3,5 metre olan bağırsağın 2 metrelik bir kısmı devre dışı bırakılarak artık gıdaların sadece 1,5 metrelik kısımdan geçmesi sağlanıyor ve emilen Gıda miktarı az olduğu için hastalar doğal olarak kilo vermiş evet. oluyor. Belki ben de dahi izleyicilerimizle karıştırıyor olabilir. İsterseniz sizi maketimizin <laughs> yanına alalım. Yani <laughs> gastrik bypass nedir? <laughs> tüp mide nedir? Bize bir anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi bu gördüğümüz bizim midemiz yaklaşık hacmi bir buçuk litre civarında. Biz ameliyatta ne yapıyoruz? Tam mideyi bu kısmından tutarak şöyle şu kısmı bir muz haline getiriyoruz ve bu bir buçuk litrelik bir hacim, 150 mililitre, 200 mililitre civarına erişiyor ve yemek yediğimiz zaman eskiden iki tabak yediğimizde doyarken bu ameliyat sonrasında bir kase yediğinizde doymaya başlıyorsunuz. Doğal olarak vücuda giren gıda miktarı da az olduğu için hastalarımız doğal olarak kilo vermiş oluyor. Bypass'ta ise mideyi devre dışı bırakıyoruz şu bölgeden kesilerekten. Bağırsakların da yine yaklaşık 200 santimlik bir kısmı devre dışı bırakılıyor. Ve 200. santimden getirilip bağırsakları buraya diktiğimizde emilen kısım sadece 1,5 metrelik bağırsaktan kaldığı için hastalar yine doğal olarak kilo vermiş oluyorlar. Şimdi son zamanlarda çoğunluk tüp mide Evet. uygulatıyor hı hı. ama gastrik bypassın da ...geçerli olduğu bir grup var. Onlar kim? Hı hı. Aslında e, tüp midenin çok daha fazla uygulamasının nedeni... ...daha fizyolojik bir ameliyat olması. Hani herhangi bir bağırsağı devre dışı bırakmıyorsunuz... Sa ...insanların yine bağırsakları yerinde kalıyor. Herhangi bir dışarıdan vitamin ve mineral desteğine gerek kalmadan... ...doğal yollardan kilo vermek, sadece hacmi azaltaraktan... ...sadece alınan gıda miktarını azaltaraktan... ...tüp mideyle kilo verdiği için hastalar daha fazla uygulanan yöntem bu. E, bypass'ta, işi, bypass'ta ise hastaların bundan sonraki dönemde lerinde e, ömür boyu vitamin ve mineral destekleri alması gerekiyor. Bu yüzden tüp mide ameliyatları hem uygulanmasının kolay olmasından dolayı hem de hastaya sağladığı avantajlardan dolayı daha fazla uygulanan evet. ameliyat türü. Peki hocam tüp midede de midenin e, önemli bir kısmını kesip evet. alıyorsunuz ve o e, kesme yaptığınız yere de zımbalarla evet. dikiş atıyorsunuz. Hı -hı. Stapler diyorsunuz Evet, stapler diyoruz duruminde. biz bunlara. Peki bu e, örneğin geçmişte olan hadiseler bu o hattan sızıntıdan kanamadan kaynaklanmıştı evet. Şimdi nasıl daha sağlama aldınız bu ameliyatları? Şimdi e, daha deneyimli merkezde merkezlerde yapılması ve stepler teknolojisinin de geniş e, gelişmesiyle birlikte bu bölgelerden kaçak oranları daha az olmaya başladı, daha az görülmeye başladı ve ameliyatlar daha güvenli hale gelmeye başladı. Biz bu mideyi keserken yaklaşık 6 tane stepler kullanıyoruz, 5 ya da 6 tane bu steplerlerin aralarından sızdırma ihtimali oluyor. Biz bunu ameliyat sırasında da kontrol ediyoruz tabii kaçak var mı yok mu diye. Ameliyattan 24 ile 48. saat sonrasında da kontrol edebiliyoruz ama siz ne yaparsınız yapın? Yüzde 2 ile yüzde 4 oranında bu kaçak tüm dünyada görülüyor. Ve bu görülmemesi için yapan merkezin, cerrahan deneyiminin artmasıyla ve kullandığınız e, stapler'ların teknolojisinin ilerlemesiyle bu oran yüzde 0'a yaklaştırmaya çalışıyoruz. Evet, yani burada e Kesinlikle daha kaliteli e, Kesinlikle. aletlerin kullanılması evet. ön plana çıkıyor. Kesinlikle. Zaten bu ameliyatların maliyetinin yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu stapler maliyetleri. Evet. Siz ne kadar gelişmiş ürün kullanırsanız, ne kadar e, <laughs> teknolojiyi takip eden ürünleri kullanırsanız bu hastalar için risk de o kadar daha az oluyor. Evet. Peki hocam sizi buraya alalım tekrar. <laughs> Şimdi e, obezite ameliyatları gerçekten çok popüler halde. E, olası risklerinden birisini anlattınız. <laughs> Bir de hastalarda çok şöyle vitamin, mineral eksikliği çok oluşabiliyor. Saç dökülmesi bazıları çok yoğun yaşayabiliyor. Yine bunlara ne gibi tedbirler alıyor hastalar? E, hastaların tabii e, siz aslında ilk başta almaya başladığınızda yeterinden daha az e, miktarda gıda almaya başlıyorsunuz. Ve vücut kendini eritmeye başlıyor. Kilo kaybı da bu sayede oluyor. Yeterinden daha az miktarda gıda aldığınız için vitamin ve minerallerde de eksiklik oluyor doğal olarak. Biz bunları hastalarımızda belli bir süre için destekliyoruz. Yani bu bir yıl, iki yıl civarında verdiğiniz vitamin ve mineralleri kullandıkları zaman bu sorunları yaşamıyorlar. Ne zaman ki sizin önerilerinizin dışına çıkarlarsa, vitamin ve minerallerini bırakırlarsa, günlük alması gereken vitamin-mineral miktarını azaltırlarsa, o zaman bu tip sorunlarla yaşayabiliyorlar. O yüzden hastaların takibi çok önemli. Kendilerini ameliyat eden merkez ve cerrahla sürekli iletişim halinde olmalı gerekiyor evet, Dolayısıyla buradan onu da sormamız lazım ameliyat öncesinde e, nasıl bir süreç var ameliyat sonrası nasıl bir süreç var? Şimdi siz bana geldiniz diyelim ameliyat olmak istiyorsunuz. Ben de tamam ameliyata uygunsunuz. Hadi gelin yarın ameliyat yapalım. Böyle bir şey yok. Birincisi check uptan çok daha detaylı bir inceleme yapıyoruz biz bütün hastalarımıza. Endokrin hastalıkları, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, bir karın ultrasonu, safra kesisi ve karaciğere bakmak için bir endoskopi yapıyoruz. Midesinde herhangi bir sorun var mı yok mu? Tüm bunların sonucunda tüm laboratuvar parametrelerinin normal gelmesi sonucunda ameliyata karar veriyoruz ki biz ameliyat sağlıklı ve güvenli. Az önce bahsettiğimiz kaçak olayların olması, ölümlerin yaşanmaması için hı hı. bu tetkiklerin detaylı bir şekilde yapılması gerekiyor. Ancak bundan sonra ameliyata karar veriyoruz. Hatta bir de e, emboli olmaması için bir çorap giydiriyoruz. Tabii. Hı. Bir emboli çorabımız mutlaka ameliyat öncesi giyiliyor ve ön, e, hastalarımızın ameliyattan sonraki bir haftada devam edeceği şekilde e, ilaçlar e, cilt altına uygulanan e, anti embolik e, hı hı. ilaçlarla da destekliyoruz bu tip sorunları yaşamamak için hastalarımıza. Hı hı. Peki ameliyat süreci ee, ...yaklaşık, e, artık daha kolay geldi, Tabii. yaklaşık bir saat kadar. 45 dakika, bir 45 saat dakika civarında sürüyor. Mesela benim hastalarım geldiği zaman ne kadar? İşte sizin ameliyathaneye inmeniz ve çıkmanız arasında 3 saat geçiyor diyorum ama... ...benim ameliyatta kalış süresim yaklaşık 45 dakika, bir saat civarında oluyor. Evet. Sonra bir yoğun bakım süreci oluyor hastalar için... Oradan da e, odasına alınıyor hastalar. Yoğun bakım çok her hastayı almıyoruz. Sadece ihtiyacı Hı -hı. gerçekten çok ciddi riskleri olan hastaları çok yoğun bakım. Evet, olanlar. aşırı kiloları, akciğer problemi olacak hastaları ya da kardiyak sıkıntısı Hı -hı. olan hastaları yoğun bakım alıyoruz Evet. Genellikle. Peki ameliyat sonrasında e, örneğin çok ağrı oluyor mu? ...ve ee, hemen kaç gün içinde hastalar taburcu oluyor? Yaklaşık 3 gün içerisinde hastalarımız taburcu oluyor. İlk başta 3 gün olmasının sebebi de şu... ...hani bizim kontrolümüz altında artık yeni bir mideye... ...ya da yeni bir bağırsak sistemine sahip olduğu için... ...bizim kontrolümüz altında beslenmeye öğrenmesi için... ...3 gün civarında tutuyoruz. Bir 24 ile 48 saat arasında yine tekrar bir kaçak testini yapıyoruz. Sonrasında öncelikle sıvı gıdalarla hastayı beslemeye başlıyoruz. Zaten hissediyor. Bir bardak yediğinde doymaya başlıyor artık hasta. Bunu hissediyor. Ve bizim kontrolümüzde bu 3 geçirdikten sonra evine gitmesini sağlıyoruz hastamızın ağrı konusunda da ağrı hemen hemen hiç çekmiyorlar gibi bir şey çünkü hı hı. ameliyat sonrası dönemde küçük deliklerden yaklaşık bir santimlik dört ya da beş delikten yaptığımız için onların ağrısı az oluyor bir de ağrı kesicilerle desteklediğimiz için hemen hemen hiç ağrı çekmiyor hastalarımız. Evet. Peki hocam belki e, hani fiziksel tabii ki bu a, ameliyatın esas e, kilo verme kişinin bütün e, sistemine çok büyük faydaları var ama ameliyattan sonra bazen iki göbek deliği e, görülebiliyor bu neden kaynaklanıyor kalıcı ee, mı o delik? Yok aslında iki göbek deliği değil de o girdiğimiz e, çalışma portlarımız vardır onların izleri bazen delik gibi kalıyor ama onlar da yaklaşık bir yıl sonra kayboluyor normal hale geliyor onlar da iki evet. göbek deliğinden ziyade o port giriş yerleri delik olarak zannedilebiliyor evet. e, tabii ki müthiş bir e, ameliyat neden e, sonrasında kişinin hayatı tamamen değişiyor kesinlikle ee, yani konuşmuştuk geçtiğimiz programlarda doktorlarımıza işte iş bulamayan kişi yurt dışında da var, iş buluyor, e, tamamen kariyer ve özel hayatı da çok farklılaşabiliyor. Siz de anlatın isterseniz hastalarınızdan Şimdi örnekler. hastaların birincisi sosyal hayatı kısıtlanıyor. Yürüyemeyen, evinden çıkamayan, hareket 2-3 e, e, katlı evlerden inemeyen hastalarımız oluyor. Bunlar daha e, rahat hareket edebiliyor, daha... E, kendi bakımını sağlayabiliyor ve kilo vermeye başladıkça insanların görüntüsü de değiştiği için kendine bir bakımı daha çok özellikle kadınlarımızda bu ameliyatı olan kadınlarımız ayrı bir güzelleşiyorlar. Çünkü kendi bakımları da çok fazla artıyor. Kendi özgüvenleri artıyor. Hani hem sosyal açıdan hem psikolojik açıdan çok büyük pozitif etkileri oluyor insanlar için bu ameliyatların. Ameliyattan sonra örneğin, sigara, alkol kullan kullanmamak gerekiyor artık. Belli, biz e, ben şöyle yapıyorum, özellikle sigara kullanan hastalarıma Ne zaman kullanabilirim diyor. Ben diyorum kullanamazsın artık yaraların iyileşmesi hani bu aslında böyle değil ama e, sigarayı da bırakması için bir destek olması açısından, alkolün e, etkisi çok yüksek kalorili olduğu için belli bir miktarda bir ay sonra, iki ay sonra eğer sosyal Zaten bir içindeyse kullanmamak aslında. Alkol hiç kullanmamak. Evet, kullanmaması daha iyi. Peki hastaların bazı hani ameliyattan sonra psikolojik desteğe ihtiyacı oluyor mu? Mutlaka biz hastalarımız zaten ameliyat öncesi mutlaka bir psikiyatriste bir psikoloğa gösteriyoruz herhangi bir problemi var mı diye. Fakat ameliyat sonrası dönemde de belli dönemlerde herhangi bir sorun yaşamaması için psikolog ya da psikiyatrist eşliğinde değerlendirmelerini yapıyoruz. Hatta şöyle e, bu hastaların psikolojik yönden çok büyük pozitif katkıları olduğundan kullandığı antidepresanları antipsikotik ilaçlardan hı hı. kurtuluyorlar bu hastalarımız. Evet ve gelelim bu ameliyatların maddi tarafına. Gerçekten çok ihtiyaç duyup ve bu ameliyata olmak isteyen, çok ihtiyaç duyan hastalar da var. Sanırım daha çok yapıldığı için, yaygınlaştığı için ilk baştaki o ameliyat maliyeti de daha düştü ve SGK'da karşılıyor. Evet, devlet belli bir vücut kitle indeksinin üzerinde olanların ücretini bu ücretini karşılıyor. Belli bir miktarını ödüyor. Çok merkezde, çok fazla merkezde de yapılmaya başladığı için ameliyatların ...fiyatları da nispeten ulaşılabilir boyutlarda şu anda. Peki çok keyifli bir sohbetti. Alper Öztürk sayın, Alper Öztürk eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, tüm dünyada obezite artık ciddi bir sorun. O yüzden insanların daha sağlıklı beslenmesini, şekerden birazcık daha uzak durmasını... ...ve spor yapmasını öneriyoruz biz hastalarımıza. E, ameliyata gerek kalmadan vermelerini e, onlar yani için daha sağlıklı olacaktır. Gerekiyordu. Evet yani evet. hemen... Ameliyat şişmanlığın çözümü değil ama gerçekten biz de görüyoruz ki etrafımızda hani bunu yapamayan, başaramayan insanlar, insanlar için altın çok... standart haline geldi bu ameliyatlar. Çünkü gerçekten hayat kurtarıcı ameliyatlar bu ameliyatlar, obezit hastaları için. Evet Sayın Öztürk teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenler sırada kısa bir reklam arası ardından diğer konuğumuzla sohbete devam ediyoruz. Ee, sevgili izleyenler şimdi de cinsel yolla bulaşan hastalıklara değineceğiz. Ee, örneğin human plomo virüs HPV olarak biz aslında e, duyuyoruz halk arasında biliniyor. Bu da cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bir tanesi e, genital seyillere yol açıyor. Bunların e, bilhassa tedavisini e, detaylı olarak konuşacağız. Bize bilgileri de Avrupa Cerrahi Hastanesi'nden operatör doktor Yasir Göz'ü aktaracaklar. Merhabalar hocam. Merhabalar. E, bu human papilloma virüs Evet. nedir? Humun papilloma virüs bir e, aslında cinsel yolla bulaşan bir e, viral bir rahatsızlık. Bu özellikle e, cinsel ilişki esnasında ya da temas yoluyla bulaşan ve yayılan bir rahatsızlık. Aslında e, bütün dünyada özellikle Amerika'da görülme sıklığı çok fazla. Yani yaklaşık e, insanların yüzde birinde görülebiliyor. Fakat e, bu rahatsızlık tabi cinsel yolla bulaştığı için. Birçok kimse sosyal olaylardan dolayı tabii çok fazla bu rahatsızlığını dile getiremiyor ya da paylaşamıyor ve bunun e, uzaması ya da devam etmesi ya da başkalarına bulaşması da e, hastaların bu sosyal sebeplerden dolayı bu rahatsızlığı gizlemelerinden dolayı da çok daha fazla ilerleyebiliyor başkalarına da e, geçirebiliyorlar. Peki nasıl belirti veriyor bu lezyonlar? Bunlar normalde genital bölgelerde bir et beni şeklinde basit bir ben şeklinde çıkıyor açıkçası. Fakat buradaki e, bu benleri görmemiz demek aslında şu aktif olarak bulaştırıcı olmamız anlamına geliyor. O bölgedeki o dokulara değen, temas eden e, kişiler de karşı tarafa geçebiliyor. Bu açıkçası e, hastalarda kendi içinde de yayılıma sebep veriyor. E, onun yanı sıra karşı tarafa da e, geçiş sağlanabiliyor. Peki e, şimdi bunun bir tipi mi var hocam? Nasıl, Bunun açıkçası birçok tipi var. Yaklaşık 100 tane tipi var bu viral rahatsızlığın. Fakat bizim için önemli olan bölge ya da tipleri özellikle kansere yol açan HPV 16, 18, 31, 33 tipleri çok önemli. Çünkü bunlar genital kanserlere yol açıyorlar. Bunların da bulaşması açıkçası ya da kontrol altına alınması bu açıdan çok önemli. Özellikle bayanlarda biraz daha riski artıyor. Çünkü bayanlarda serviks ağzı kanserine yol açmakta bu rahatsızlık. Hı hı. Özellikle bayanlar açısından daha önemli. Yani esas kanserojen özelliği nedeniyle genital siillere daha bir dikkatli evet. yaklaşmak evet. gerekiyor. Evet. Peki bulaş yolu vücuda nasıl giriyor virüs? Bulaş yolu açıkçası bu virüse maruz kaldıktan sonra deri kenarlarındaki çatlaklardan içeriye doğru giriyor ve tamamen temas yoluyla bulaşıyor. Ardından genital bölgemizde e, söylediğim gibi bir e, et beni gibi bir yapı oluşuyor. Artık bu aşamadan sonra o kişi tamamen bulaştırıcı rolünde. E, kiminle e, nasıl e, bir cinsel münasebette bulunursa o şekilde de maalesef bunu etrafındaki kişilere ya da cinsel partnerlerine maalesef bulaştırıyor. Aslında bu biraz e, sobelemece gibi devam ediyor. Birisi diğerine bulaştırıyor. Diğer kişi e, başka bir şekilde diğerlerine bulaştırıyor ve bu bu şekilde maalesef yayılıp gidiyor. Hı hı. Ee, yani kozmetik görüntüsünden başka ağrı, kanama, kaşıntı bunlar da oluşabiliyor. Bunlar kısmi olarak olabiliyor. Yer aldığı lokasyona bağlı açıkçası. Sonuçta anogenital bölgede oluştuğu için nerede lokalize ise burada böyle karnıbahar şeklinde bir yapı oluşturuyor ve bunun travmasına bağlı olarak da kanamalar, kaşıntılar sizin söylediğiniz gibi ya da bunun kendi halinde basit bir ben sanılması durumunda da gitgide büyüyüp çoğalabiliyor. Evet. Peki nasıl tedavi ediyorsunuz? Bunlar şu şekilde tedavi ediliyor açıkçası eee normalde yaklaşık 3-4 tane tedavi şekli var. Eee bunlar eee tamamen eee ...lazer yöntemi dediğimiz yöntem... ...tamamen buharlaştırma yoluyla... ...ortadan kaldırabileceğimiz yöntemler. Bunun dışında... E, ...cerrahi olarak bunları çıkartabiliyoruz. Ya da kriyoterapi dediğimiz... ...dondurma yöntemi var. Ya da işte çok basit... E, ...normalde e, eczaneden alabileceğimiz... ...basit asidik maddeler var. Ve bunların kullanımıyla... E, ...bunlar ortadan kaldırılabiliyor. Evet. Fakat burada şöyle bir gerçek var. E, normalde genital sihirler... ...her zaman için doktor kontrolünde halledilmesi gereken yapılar. Çünkü e, çok ufak bir e, tane e, genital sihirli atlamış olursa eğer hasta sonuçta Hı -hı. tamamen yok olması lazım bulaştırıcı olmaması için. Eğer bir tane çok ufak bir e, doku kalırsa aslında yapılan tedavinin hiçbir anlamı kalmıyor. O tekrar bütün bölgeye yayılıp karşı tarafa da geçebiliyor Hepsini açıkçası. Hepsinin temizlenmesi tamamen lazım. Tamamen ortadan kaldırılması Peki, lazım. Peki çok kolay dile getirilemediği için belki doktora evet. da kişi bunu açıklamakta evet, güç evet. çekebilir. Evet. Açıkçası ülkemizde böyle bir sosyal fobi var yani bu rahatsızlığı işte duyarsam yakınlarım duyarsa işte evet. beni yanlış anlarlar ve e, bunu biraz gizlemeye e, çalışıyor hastalar aslında bu gerçekten... E, sonucu itibariyle hem karşıdakine zarar veren hem de kendisine zarar veren aslında bir oluşum. Bunu aslında ciddiye almak lazım. Çünkü çok uzun süre beklenildiği zaman bu lezyonlar maalesef evet. hem erkeklerde hem bayanlarda kansere evet, yol açabiliyor. Yani kimileri belki kendiliğinden geçer diye bekliyor olabilir evet, evet. ama geçmez diyorsunuz. Bu, bunda hiçbir zaman geriye dönüş olmuyor. Yani yapılan çalışmalarda bunun tamamen kendiliğinden geriye döndüğüyle ilgili e, iyileştiğiyle ilgili bir veri yok. Tamamen muhakkak müdahale edilip ortadan kaldırılması gerekir. Evet. Peki Belki akla geliyor şöyle bir soru. Umumi tuvaletten bulaşabilir mi böyle bir şey? Evet bunlar normalde sonuçta bir bulaş yoluyla, temas yoluyla bulaştığı için bunlar işte banyolardan, savunalardan umumi tuvaletlerden, havlulardan, iç çamaşırlardan dahi bir bulaşkanlık gösterilmiş. Genel olarak bunlara dikkat etmek lazım. Mantar Çok... hastalığı gibi aslında. Aslında evet onun gibi. Yani daha önceden işte e, sihirli bir hasta eğer o bölgeyi kullanmışsa, Hı. o yeri kullanmışsa ardından bizim o bölgeyi kullanmamıza bağlı olarak da. Maalesef temas yoluyla geçtiği için e, yakalanma olasılığımız Dizlere da var. Bizden çok dikkat evet, etmek evet, gerekiyor. Aynen öyle. E, aşısı var mı bunun? Bunun aşısı var açıkçası. Özellikle şu anda bayanlar tarafından kullanılan aşısı var. Bunlar normalde 3 doz şeklinde yapılabiliyor. Erkeklerde bunun bir çalışması yok açıkçası. Daha yeni çıktığı için. Bu özellikle dört tipe göre organize edilmiş bir aşı. Yalnızca dört tipi kapsıyor. Normalde aslında aşı ee, bu rahatsızlık oluşmadan önce e, aşılamak daha mantıklı. Çünkü yakalandığınız zaman o tipe karşı antikor geliştiği için biraz geç kalmış oluyorsunuz. Fakat diğer tiplere karşı yani dört tipe e, bağlı olduğu için bir tipe yakalandıysanız en azından diğer üç tip için koruyucu olabiliyor aşı. Evet. Ardından e, da kullanılabiliyor. Belki en çok rastlanan ülkeler nereleri? Ya yani genelde e, açıkçası e, tabii e, Amerika'da ve Avrupa'da çok hızlı artıyor. Çünkü söylediğim gibi bu genital yolla ve cinsel ilişkiyle bulaştığı için fazla cinsel partneri olan hastalarda maalesef çok dramatik bir şekilde ilerliyor. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da yaygınlığı hızla artıyor. Evet. Sayın Gözü bunlar çok aydınlatıcı bilgilerdi. Geldiğiniz için programımıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler umarım uzman doktorlarımızın anlattıkları bu konularla ilgilenler için konuşmalarımız faydalı olmuştur. Kafanızdaki en ufak bir tek soruya bile cevap verebildikse ne mutlu bizlere. Hasta ve hastası olanlara acil şifa, sizlere de sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Yer vermemizi istediğiniz konularla ilgili de ekranda gördüğünüz mail adreslerinden bize yazabilir. Yine bu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı güzel gün ve hafta sonu dileklerimizle haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.